AK Parti kuzey ilçelerdeki kongre sürecine Elbistan ilçesinde devam etti. Elbistan'da kongre merkezinde yapılan 6. Olağan Kongre'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Eski Yardımcısı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Uğur Dilipak, Nursel Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç, İlker Çitil, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, 12 Şubat Belediye Başkanı Arif İmah Çiçek, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Ekinözlü Belediye Başkanı Nursi Çelen, parti teşkilatı üyeleri ve partililer katıldılar. Açılış konuşmasını AK Parti Elbistan eski ilçe başkanı Yunus Kağan kısaca yaptı. Aslan kardeşime bundan sonraki süreçte ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra partimizin üyesi olarak başkanımız emredecek, biz yapacağız. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere diyorum. Yapılan 6. Olağan Kongre'de tek liste adayı olan Hasan Sungur da yaptığı konuşmada, bizler yine aynı çizgide, aynı hizada davamıza sahip çıkarak yola devam edeceğiz dedi. Biz partimizin elinde büyük diyebiliriz. Bugün ise bana bu kutlu görevi, bu kutlu davayı yürüme şansında bulunduğum için öncelikle tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Yine aynı çizgide, aynı hizada davamıza sahip çıkarak devam edeceğim. İnşallah bu 6. olağan kongremiz hayırlara vesile olur. Tekrar saygılarımı sunuyorum. AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de konuşmasında bazı uyarılarda bulundu. Her söylediğimde önce kendi nefsime söylüyorum. Birbirimizin elinden tutacağız. Ve 2019'a daha güçlü gideceğiz. Eğer 2019'a daha güçlü gitmek istiyorsak, 2071'e yeni kadrolar oluşturmak istiyorsak, birbirlerimizin kusurlarını örteceğiz, birbirlerimize destek olacağız. Hepinizden bu sözü vermenizi istiyorum. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ama bunu yaptığımız zaman, bunu başardığımız zaman önümüzdeki bütün engeller bütün kalkacak, bütün kapılar açılacak. Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Artık ama hamdolsun saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir duruş var arkadaşlar. Bizim medeniyetimize yakışır, bize yakışır, onurlu ve şerefli bir duruş var. Hep beraberce inşallah görevimizi en iyi şekilde yaparak birlik ve beraberlik için ama samimi olarak arkadaşlar yüzümüze birbirimize böyle gülücükler saçarak falan değil. Gerçek manada bir Müslüman gibi, bu medeniyetin bir ferdi gibi, bu milletin bir evladı gibi omuz omuza duracağız inşallah. Bu kritik günlerde durmak zorundayız, yoksa vebal altındayız. Allah korusun, biz dik duracağız, millet dik duracak saygıdeğer hemşehrilerim, saygıdeğer Elbistanlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil, bundan sonraki süreçte de sıkı bağımızı koparmamamız gerekiyor dedi. Ve tüm engellilerime rağmen devam ediyor. Bu sadece bir parti hareketi değil. İsmimiz belki bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz ama sadece parti olarak nitelendiremeyiz. Allah'a şükür bu hareket toplumun tüm katmanlarının da katıldığı ilim irfan hareketidir. Aynı şekilde istikbal ve istiklal mücadelesidir. Yatırım ve Türkiye'yi çok daha güzel yarınlara taşıyacak büyüme hareketidir. Ve bu süreçte özellikle birlik beraberliğimizi her zamankinden daha çok göstermemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla ve partimizin tüm mensuplarıyla, vatandaşlarımızla da bütünleşerek bundan sonraki süreçte de bu sıkı bağımızı koparmamamız gerekiyor. AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Manisa Milletvekili İsmail Bilen de yaptığı konuşmada Türkiye'ye karşı yapılan operasyonlara değindi. Tankla topla da beceremediğini şimdi ekonomik olarak operasyon yapıyor, ekonomik olarak yapmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a ve yol arkadaşlarına birileri de iş birliği yaparak bunların değirmenine su taşıyor. Bunları yıpratmak adına. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi vardı. Bu darbeyi yapanlara orantısız güç kullandınız demişti. Ben de şehrimde yaptığım Sayın Genel Başkanım yardımcım bir konuşmada doğru söylüyorsun, haklısın dedim. Tanklara karşı millet göğsünü siper etti. Uçak savarlara karşı da levye fırlattı. Orantısız güçten maksadım buradım bu ise, evet bu millet bunu yaptı. Allah'a hamdolsun. Çıplak elleriyle tankları durdurdu, uçakları durdurdu. Şimdi bunu görenler
tankla yapamadıklarını ekonomik olarak yapmaya çalışıyorlar. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Birlikteliğimizi koruyacağız ve birbirimizin eksiğini ikmal edeceğiz, tamamlayacağız. Yeni ilçe başkanı belli olurken yönetimde yer alan isimler de belli oldu. İşte parti yönetiminde yer alan o isimler. Hasan Sungur, Ramazan Yıldırım, Mehmet Kayabaşı, Halis Özsoy, Mahmut Yılmaz, Mustafa Supi Arı, Yener Can Işık, Mehmet Özyurt, Yeşim Salt, Reşit Demir, Harun Güverti, Mustafa Şahin, Abdurrahman Savar, Yunus Acar, Mehmet Aktaş, Abidin Çiçek, Ali Can Polat, Aslan Meşe, Ayşe Topaktaş, Hülya Kırılmaz, Mehmet Sevgili, Zübeyir Şahin, Hakkı Ece, Ahmet Gülbay ve Seyit Özkanlı oldu.